Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Et ihtiyacı ilk zamanlardan beri insanın en temel gıda ihtiyaçlarındandır. Dünyanın her yerinde, bütün zamanlarda insanlar gıda için ete ihtiyaç hissetmişlerdir. Bu nedenle dinimizin hangi etin nasıl yeneceğine dair bir hükümler belirtmesi de elbette ki en tabii sonuçlardandır. Dinimiz mümine her eti helal etmemiştir. Bir kere hayvanlar eti yenebilir, yenemez diye iki grupturlar. Müslümanlar çocuklarına din öğretirken abdesti, tahareti, namazı, 32 farzı diye bilgi, fıkıh dizisini öğretirken özellikle helal yiyecekler, haram yiyecekler diye bir bölüm de muhakkak açmalıdırlar. Diyebilirim ki abdestin öğretilmesinden çok da geri kalır bir konu değildir. Ne yenir ne yenmez konusu. Sadece bedene, sağlığa zararlı, midede şöyle bir ülsere neden oluyor filan diye yiyecekleri listeleyemeyiz. Yani sağlık açısından sorunlu yiyecekler, sorunsuz yiyecekler denebilir, denmeli elbette ama dinimizin bize çizdiği çizgiler açısından da yiyeceklerin olabilirleri, olamazları diye kesinlikle ayıracağız. Nasıl alkol bizim sofralarımıza girmez bir içecek çeşidi ise, alkole karşı bir ümmetsek, bilhassa et konusunda da kesinlikle hassas bir ümmetiz. Bir kere Allah'ın yarattığı canlı mahlukatın içinde yenebilirler ve yenemezler vardır. Mesela hepimizce bilinen domuz hiçbir şekilde ölüm riski taşımadıkça bir Müslümanın ağzına giremez bir hayvan çeşididir. Köpek ve benzeri necis hayvanlar, arslan, kaplan gibi hayvanlar, yani et parçalayıp yiyen hayvanlar yenmez hayvanlardır. Ama özellikle domuz ve köpek hem yenmezlikleri açısından hem de ciddi bir şekilde pislik olarak görülmeleri açısından Müslümanların topraklarında yaşayamaz, sofralarında bulunamaz hayvanlardırlar. Bir eti yenebilir hayvanlar, yenemez hayvanlar listemiz bulunmalı. İlmuhal kitaplarından bu okunmalı. Çocuklarımız camilere, hoca efendilerin derslerine gönderildiğinde onlara teyemmüm öğretildiği gibi, hatta teyemmüme başlamadan önce hangi sofraya oturup hangi sofraya oturamayacakları da çocuklarımıza öğretilmelidir. Dinimizin inceliklerinden biridir. Çünkü haramın girdiği bir mide, ibadet eder bir adamın midesi zor olur. Hayvanlar yenir hayvanlar, yenmez hayvanlar diye ayrıldıktan sonra yenir oldukları halde de yenemez duruma gelen hayvanlar olabilir. O da besmeledir. Bir hayvan, en temiz hayvan koyundur mesela diyelim. Balık türü hayvanlar hariç, diğer bütün karada yürüyen hayvanların ve havada uçan hayvanların yenebilmeleri için kesilirken veya avlanırken Allah'ın adının anılması gerekir. Bismillah denmesi gerekir. Ve bunu da Müslüman söylemelidir. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar eğer Bismillah diyerek bir hayvanı keserlerse onu yiyebiliriz. Ama kim Hristiyan? Kim Yahudi? Allah'ın oğlu var, Allah'ın haşa eşi var diyen ve en kötü müşrikten daha berbat bir müşrik olan mı Hristiyan
ve Yahudi olacak. Veya laikliği kendisine din kabul eden ama geleneği Hristiyan papazların bulunduğu bir kıtada yaşamak olduğu için Hristiyan olarak anılan birisi mi? Hayır. Biz Allah'a iman eden mümin, Müslüman insan besmele ile keser ise yenir deriz. Hristiyan ve Yahudi de bulunursa asıl Yahudi ve Hristiyan onların da kestiği besmele ile kestiği yenir deriz. Besmele ile kesmek ciddi bir sorun ve aynı zamanda yürüyen hayvanların yani kara hayvanlarının ve besi hayvanlarının boğazlanmaları ve ana damarlarının kesilerek kanlarının vücudundan akması şarttır. Dolayısıyla sersemleştirilerek ve elektrik şoku verilerek yarı öldürüldükten sonra kesilen hayvanların etlerinde de yenirlik sıkıntısı vardır. Bu da gösteriyor ki bir, Müslümanlar yaşadıkları yerlerde başörtüsü için kavga ettikleri gibi, kızlarını dindar bir şekilde okutmak için kavga ettikleri gibi, mezbahanelerde de Allah'ın dininin istediği şekilde hayvan boğazlanması için mücadele etmelidirler. Mümin olmamız bunu gerektiriyor. Kasapları sıkıştırmalıyız. Kasaplar mezbahaneleri sıkıştırmalı. Mezbahaneler belediyeleri sıkıştırmalı. Devlet bize Diyanet'te hutbe okutma hakkını kendinde gördüğü gibi, madem imamlarımızı tayin etme hakkını kendinde görüyor devlet, o zaman mezbahanelerimizin de imamların denetiminde olmasını da sağlamalıdır. Devletlik budur. Bu garantiyi bilmediğimiz yerlerde Müslüman olarak et yiyemeyiz. Bu ülkede herkes Müslüman, herkes ezan dinliyor sözünün ne kadar inandırıcı olduğunu artık tartışmaya gerek yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.